Yahu dedi işte ben Yaşar Çağıran diye bir adam. Sahtekar dedim, bir öyle isim duydum o mu? Dedi ki abi ben sahtekar derdim ya. O bir taraftı beni sahtekar etti dedi. Neyse nereye gidiyorsun? Falan yere gidiyorum dedim. Sen ne uğrayacaksın gidiyor? Ya sen isimlerini söyle. Ne yapacaksın isimlerini kardeşim ya? Ya sen söyle dedi. Bizim Yozgatların ismini, bizim buraların, etrafın köydeki resmini, dışarıdakilerin ismini hep almış. Falan. Baktım hep defterinde yazılı. Tanıdığım arkadaşlar. Son zamanda misafir ettim ben. Misafir ettim. Gitti bana bir istek yapmış. Oradan geldi işte. Almanya'dan biri geldi istek yaptı. Dediler ki Almanya'ya gidik. Arkadaşlar falan. Kaynlarım da var. İki tane kaynım vardı. Almanya'ya gittik. İşte 5 sene kaldık orada. Bıraktık geldik. Ya Davutcuğum, dünya böyleydi işte. Evet. İnsanların da bir kıymeti vardı. Paranın da kıymeti vardı. Şimdiki Almancı ne yapıyor? O zaman hani böyle kredi mürede çekme yoktu. Şimdi bir bakıyorsun ki adam geliyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan bir araba kiralıyor. Biniyor geliyor, burada sükse yapıyor. Hani derler ki bir dost bir post derler ya. Bir mot bir de bot diye ne hesap ayağına giyiyor. Motu da sırtına giyiyor, tamam. Evveli biz izine geldiğimiz zaman etraf köydeki hısım akrabalar böyle dost falanlar hep gelir, hoş geldin yapardı, sohbet ederlerdi. Biz geldi mi 5-6 kilo sigarayla gelirdik. O zaman Türkiye'de en büyük sigara Maltepe, Yenice kulüp sigarası vardı. Birinci. Birinciyi zaten içen yoktu da. Değil mi? Fakirler içerdi birinciyi. Ahra vardı, Maltepe vardı. Öyleydi, öyleydi işte. Hatır vardı. Davete çağırırlardı. Şimdi bu Almanya'dan gelmiş, hoş geldin'e bilerek gitmiyorlar hiç. Avrupa'dan gelenlerin yüzüne bakmıyorlar. Yok. Yok. Demek ki şimdi Avrupa'ya gidenler... Biz o zaman geldiğimizde çevremizdeki hısım akrabaya böyle elim boş gelmezdi yani. Elimiz boş gelmezdi. Bir bir valiz getirirdik. Mintan getirirdik. Her birisine ayrı ayrı. Şimdi yok, kim öyle bir şey de olmuyor. Şimdi orada oranın Avrupa'sı, o zamanın Avrupa'sı şimdi Akdağ maden olmuş. Öyle mi? Tabii canım, Akdağ maden olmuş. Akdağ madende ben vardım da bir yere, dediler ki bu ev satlık. Bu evi sana verek derler. Dedim ki ben burada itlerin, sözüme itlerim, köpeklerin leşini mi bekleyeceğim? Evet. Su akıyor böyle, atmışlar şeyleri içine, derileri, mürüleri bilmem bir şeyler. Ama şimdi en modern çarşı oldu. Değil mi? Kapattılar orayı. He, kanalı kapattı, kanalı aldılar, kapattılar. Her taraf bina oldu. Ya çarşı oldu, eski çarşı öldü. Ya. Eskiden Akdağ'da ne diyordunuz siz? Kaza mı diyordunuz? Kaza diyor tabii. Şimdi vilayet. Şimdi ilçe oldu. Vilayet diye nereye diyordunuz? Vilayet Yozgat'ta. Yozgat'a mı diyordunuz? Yozgat'a diyorduk. İl, şimdi il, ilçe mesela bunlar evveli mesela hakime hakim denilirdi.
Savcıya, Cumhuriyet Savcısı derlerdi. Cumhuriyet Savcısı derlerdi. Şimdi Cumhuriyet de kaldırır, savcı. İşte bu sebeple bizim çevremiz 8-10 hanesi Akdoğan'a gitti, amcam çocukları. Amcamın oğlunun birisinin savcı oldu. İki tanesi o bir amcamın çocuklarının iki tanesi Yazışları Müdürlüğü oldu. Biri emekli oldu, biri de halen Saraykent'te çalışıyor. Durum böyle işte. Dayımın çocukları memur oldu, büyük, yüksek memur oldu. Benim küçük kardeşim okuttuk. Biz okumadık. Babam okutmadı beni. Davarımız vardı. Kaç tane? Davar çoğudan. Sürümüz vardı bizim ha. Dedemizden kalma sürü biz bu böyle malcılık. Ondan sonra babam dedi ki o sandım dedi artık. Çoban tuta tuta sen davarı gideceksin. O bir kardeşim de çiti sürecek falan dedi bilmem bir şeyle işte. 5-10 sene gittik gittik yine asker olduk askerden geldik. Yine gittik Almanya, Almanya'dan geldik. Yine hayvancılıkla uğraştık. Yine davar çobanlığına başladık yani. Toplasan mı? Durum böyle oldu işte. Evet. Ya davuşçuğum işte durum böyle. Şimdi Bahçecik Köyü'nden okumuş büyük eğitimi yüksek insanlar kimler var? Şimdi Halil Erol var, dayımın oğlu, avukat. İlk önce o okudu. Benim küçük kardeşimle beraber burada okul yoktu. İlkokul 3'e kadar vardı. Evet. İlkokul 3'e kadar bir eğitmen okuyordu. Annem rahmetlik çok akıllıydı. Annem götürdü Tokat'ın Zile ilçesi var. Zile ilçesine oraya okutmaya götürdü benim küçük kardeşimi. O gidişin dayımın oğlu dedi ki o gitti ben de gideceğim dedi. İki sene orada kaldılar, 5. sınıfı orada bitirdiler. 5. sınıfı orada bitirdiler. 59'da 5. sınıfı bitirdiler bunlar. Oradan bitirdikten sonra işte Yozgat'ta Akdağ Madeni'nde lise yoktu. Yozgat'ta vardı. Annem bunları götürdü. Ortaokulu Maden'de ortaokul okuttu. Ondan sonra götürdü Zile'de Yozgat'ta. Liseyi okuttu falan etti. Dolduruyor mu baba? Dolduruyor. Bizimki polis oldu. Birkaç sene böyle dökeyim mi diyorlar abla? Ben içmeyeceğim ablası. İyi sizin köyde doldurayım mı diyorlar. Bazı köylülerde çay dökeyim mi diyorlar. Dökeyim mi derler, doldurayım mı derler, her şey derler yani. Anadolu lisanı. Doğru. Bu sebeple okumayı ilk önce benim annem başlattırdı. Yoksa ondan sonra ona baktı bir macir burada okuttu. Çocuklar okudu. O da onlar da ortaokulu bitirin. O zaman ihtiyaç vardı. Geldiler çocukları. Şuradan birini bize mi vereceksin hala? Yok. Yok mu? Size ne vereyim? Ödün mü işte? Vermem dedi. Bah halam vermem dedi. Bir arada... Hiç mi ölmüşler yok? Birini versene bize. Neyse tamam amca. Devam et sen. Ondan sonra... Onları geldirip polis olarak aldıra götürdüler. Köyden ya. O zaman okumuş kimse yoktu. Ortaokulu bitirdim iyi tamam. Gelip polis olarak götürüyorlardı başka. Ondan sonra işte böyle okudular. İşte dayımın çocukları biri doktor oldu. Doktor oldu Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da
emekli oldu. Dicle Üniversitesi'nden emekli oldu. Evet, derin yok. İstanbul'da şimdi. Derin dalma baba. Ne olacak ya? İşte okuturlar. He. He. Tek söylüyorum gramı gramına sende. Söyleyeceksin tabii ki onu. Ne olacak? He. Bilecek herkes. Neyini bilecek? Herkes biliyor daha. O zaman kapatayım al kızım. Konuşmuyorum diyor daha. Daha konuşmuyorum. Daha da konuşayım arkadaşım. Mıhtar kız da bak amca sana. Kız bak ya da yani gramı gramını anlatmam. Gramı gramını anlatacaksın ki. Konuşma şekli öyle mıhtarım ya. Niye öyle diyorsun? Kimin, müdahale etme ya. Kimin ne sülaleden geldiğini, kimin nereden geldiğini, nasıl olduğunu bilecek. Oğlum. Sülale biliyor zaten onu. Onu bu arada. Gelsin gidiyor mıhtar haberin olsun. Geçsin diyor. Bizim bunlar kaba düzen gidiyor işte. He. Böyle gidecek, bilecek, bildireceğin, her tarafı anlayacağın. Evet. Ama devir geçti şimdi. Oh. İpin ucunu bir tarafa verdik biz. Biz yaşlandık mıydı hiç kimse kimseyi tanımaz. Kimse kimseyi bilmez. Baba ana bilmez. Bu durum olur yavrum. Ya dünya böyle. Tabii. Dünyanın halısı böyle demiş. Kilimi nasıl olacak ama onu da Allah bilir. Burası 20 hane olduğunu biliyorum. 20 hane 54 haneye çıktı. 54 hane şimdi geri 20-25 haneye düştü. Yavaş yavaş geri düşüşe düştü. Düştü hep Göçe'den gidiyor. Göçe'den gidiyor. Yani İş sahası yok. İş sahası yok. İş sahası fabrika olacak, şu olacak, bu olacak. İnşaatlar olacak. Bir zaman bizim buranın insanı hep Kırşehir'e gitti. Niye gittiler? Kırşehir'e adam Avrupa'ya gitti. Hı. Orada kimse kalmadı çalışacak adamlar. Oraya çalışmaya gittiler. Ev yaptırıyor herkes. Şunu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Hı. Yani bizim köyden giden oldu da bu çevrenin köyleri bütün göç oralara gittiler. Orada çalıştılar. Bilmem buraya göç ettiler. Bilmem bir şeyler ettiler. Abi sen Kırşehir'de pek metin bir yer değil. Ha. Durum böyle işte kardeş. Senin adın soyadın ne amca? Adımı soyadımı öğrenmek istersen uzağa gider. Niye ki? Adım Duran. Adım soy ismim Şahin. Duran Şahin. Ha? Kimin oğlusun sen? Ben Durmuş vardı, Durmuş'un oğluyum. Selahan torunuyum. He. He, Selahan torunuyum. Tamam. He, Durmuş'un da oğluyum. Çek bak. Durmuş'un da oğluyum. Ay Allah'ım kılıç, neler konuşturuyor adamları ya sen. O Gülen de benim oğlum bak. Şimdi muhtar oldu, gülüyor. Bize gülüyor. Tehlikeli adam ama. Yok. Ama. Tehlikeli, tehlikeli. Açlıklar ilk yaşam yatıyor, tehlikeli. Biz şimdi biliyor musun? He. Yaşım 30-35 yaşındaydı. 35 yaşında ben burada herkesin haşır neşir oldum. Kaymakamıyla, savcısıyla, şunuyla, bunuyla. Devlet adamıyla. Hepsine haşır neşir olduk. Ama şimdi ne kimse, şimdi kimse ya, kimseyi tanımıyor. Çekiyor. Biz çekerik ya, amcayla muhabbetimiz. Kimse kimse. Niye karışıyorsun? Ben, i̇yi efendim, iyi. Ben diyorum ya, para neyse çekilmem dedim bak. Ben dedim amca. Niye? Para pul yok dedim ya, ben de var. Göndermeyince paraya gelince işi bitiyor. Vallahi tek, para pul yok. Öyle tek şey boyun kes para isteme diyor. Mıhtar ağlama. Bizim için demiyor. Mıhtar ağlama bak sen öbür geldiğimde de ağlamaya başladın hala ağlaman devam ediyor. Ağlama. Ben neler yaptırıyorum bunu. Ya, yaptıracaksın tabii mıhtar olmak kolay mı? Yaptırdığın şeyleri söyle bana, mıhtarlığı bana ver, ben devam ettireyim. Ötekiler de yaptırsaydı bu kadar, ötekiler de yapsaydı bu kadar. Değil mi? Hiçbir şey kalmazdı. Ötek rahmetli amcam yaptırdı. Koyar. Ne yaptırdıysa o yaptırdı. İyi mi çalışıyor senin oğlan? İki devre muhtarı yaptı. Çalışmaz işte, çalıştı. Çalışıyor, düşen işleri yapıyor. Düşen işleri yapıyor, onu da yapmaya mecbur. Öyle hiç memnun değil ama muhtemelen. Sabahtan beri biz burada çekim yapıyoruz. Muhtemelen iş olmaz. İstersen memnun ol, istersen memnun olma. Bes buton atmıştır neyse, attıysa zaten. Açlıktan bahane. Ya dünya böyle. Eve de yeni geliyor. Mahırdan çıktık şimdi. Değil mi? Sen ancak
Yiyorsun, içiyorsun. Terk ettiğin yerde. Yedim ya, yedim. Terk ettiğin yerde. Terk ettiğin yerde gaz tava yiyorsan abi de iş. Değil mi? İşin almaya da ne olacak? Ya. Parası da yürü oldu mu tamam. Ya Davutcuğum durum böyle. Vay vay. Yeter. Ben kapat diyene kadar kapatma sen, tamam mı? Koyun sen güzel... şu değnelen miktarı diyorduk mu sen, onu söyle lan. Yok, 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 yok. Bunlar nerede? Ya, cımbarından mı? Bir iki sefer bu, diyormez, bu çocuğuna yani. Vurduk da bir iki sefer. He. Ha, ondan sonra... O zaman, yani, diyorme vardı ya, şimdi he. Yok ki. Bizim... Şimdi bana kaldıramadık aşağı, yatıyor diyor. Hmm. Okumuşluğu çok. He. Bürokrat çok oldu bizim bak. Milletvekili var, savcı var, efendime söyleyeyim, hakim var, kaymakam var. Geçenler kızın bir tanesi kaymakam olmuş. Bir annesi okuttu ya. Annesi okuttu, helal olsun vallahi çocuğa. Yani ben gurur duydum onu kaymakam olmak. Çorum'un bir ilçesine tayin olmuş. Ya. Bunlar hani... Türkiye'nin de en genç kaymakamı. Yani bilmek lazım. Bahçecik Köyü'nün nasıl olduğunu bilmesi lazım. Milletvekili var, hakimi var, savcısı var, doktoru var, efendime söyleyeyim avukatı var, savcısı var. Daha ne olacak? Evet. Polisi, şunu bunu ufak bürokratlar... Bir kaymakam mesleğiydi, kaymakam da oldu işte o çocuk. Ona da memnun oldum. Ona da memnun oldum. İyi olmasın Bahçecik Köyü'nü tanıtan. Bulaşı mı sen onu çekiyor değil mi? Tanıtman çok iyi olur ha. Sana bulaşı? Yani varsa. Olmuyor şey de hemen evin bulaşını çekiyor. Al oğlum belki taşan mı? Anlatmayayım nereden geliyorsun anlat. Su eştiriyor karşı mahallede. Anlat işte ne suyu eştiriyorum ne tarafı eştiriyorsun sen onu bir söyle bakayım. Niye koyun su ihtiyacı yok abi? Bir önceki geldi, şunu yaptım, bunu yaptım diyordum. Yaptım demedim. Ya yaptıracağım mı dedim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olup yaptıracağız hadi dedik. Ama yaptırmaya da gayret ediyor da tabii her şey hemen öyle imkan olmuyor. Namaz kılacağım. Tamam. Allah kabul etsin. Bana da dua et amca. Sen neye dua edeceksin? Kendi duamı ben sen kendim edersem yeter. Sen bana da dua et. Tamam mı? Tamam. İnşallah. İnşallah. Evet. Tamam. İnşallah. Of. Yorulduk. Su eştirdik. Kepçe getirdik devletten. He. Eştirdik. Boş akıyordu. Hı. Daha doğrusu durmuştu yani. Milek gözlerini kapatmış. Su yok. Hı. İçmeye bile su yoktu yani dağda taşta. Evet. O yüzden hayvanların şeyine ihtiyacını gidermek için işte 63'lük boruyu dolduruyor su şu anda geliyor yani. Zaman gelir tabii böyle 2 yıl 3 yıl daha böyle kuraklık giderse evet. O su zamanda köye de intikal eder. Anladım. İnşallah bilmiyorum işte tabii. Karşı mahalleden bazı kişilerden şey çıkıyor da. Karşı çıkan oluyor da, mi? Senin sponsorlardan, tarlanın altını eştirmiş diye. He. O da olacak yani. Benim tarlanın sponsorlar, önceki çekim vardı sponsorlar. Vardı ya Sinan. He. O da işte, biz de boş yerden eştirdik geldik. Hı. Arıyor seni müdür, gel de arıyor. O Serkan arıyor Bahçecik Köyü'nden. Kim o Serkan? O. Alo. Var ya bizim çatlı. Muhtarın evindeyim, sana ne? Yok yok muhtar bizi sağ olsun yemeksiz gönderir mi ya? Ne zaman gelsem yemeğimi çayını çektik, duyuyor. Çektik bir milyara kalemi geçti gitti bir yemeğine nasıl satayım. Numaramı kaydettim bir daha başlayacağı gelir de aç kalırsam seni ararım tamam mı? Şimdi muhtarına röportaj halindeyim. Yok yok. Sen bir culuk kestir de bir daha istersen geldiğimizde... bitirebilirsin kızım sağ ol. Teşekkür ettim. Tamam mı? O derdi. Sen bir culuk kestir de bir dahaki geldiğimizde culuk yiyek tamam mı? Culuğu var lan onun. Sen davet edeceksin, culuğu keseceksin, ben arayacağım. Söz mü? Bak sözünü alıyorum, söz mü? Sıkıntı yok deme bak, Apollon'u dışarı alırım bak. Söz mü? Söz. Culuk keseceksin mi? Ulan culuk da keserik, gaz da keserik. Sıkıntı yok. Culuk keseceğime söz veriyorum de. Ya culuk kesmezse gaz keserik.
istiyorum ya. Yok, çuluk istiyorum ben. Kız hanımından müsaade alırsa kesecek. Yoksa nasıl ki? Bak sesini kaydediyorum. Kamerayı alıyorum bak. Söz mü diyorum bak. Ulan söz söz. Tamam yiyeceğim. Çuluk olsun. Tamam çuluk tamam, söz aldık. Tamam. Aldık. Tamam. Çayımızı da içiyor, yemeğimizi de yiyor. Tamam. Yok yok, çay içtik ha, amcayla sohbet ettik de biraz çok içtik çayı. İyi, tamam. Gidecek, Yozgat'a geç kaldık, hadi görüşürük, tamam. Biz de uğurluyor evet. Zaten bunlar şimdi. He? Tamam. Uğurluyor şimdi diyeyim. Tabii öyle uğurluyamam, müdür bey dedi ki işi halletme de gel. O müdür kim ise gelsin buraya da bir görüşecek. Tamam. Nasıl müdürüse. İyi sen bilin. Hı. Vallahi gelme dedi müdür. Vallahi gelme dediyse abi. Misafir anne var aşağıda koyun içinde. Bırak diyorum ya televizyon kanalı. Sabana. Bırak demiyor. Onu demek istiyorum. Ya sana. İşte. Öhterim, hayırdır sabah ben de suya mı götüreceğim, öğreteceğim yani. Misafir edip de. Şöyle koyun işlerini bana mı götüreceksin? Ya sabana mal mı sulanacak, Allah Allah. Sen de hayrettin bir şeysin ha. Vallahi ben o işleri beceremem. Vallahi önüne. Vallahi ben o işleri yapamam. Neyi yapamıyor ya? Çeşmeden götüremiyor. Senin gibi genç değilim yani. Hı. Anlıyor musun? Ulan yaşlanan bir benim. Gerçi sen mi yaşlısın? Şey aşırı değil de. Yok yok. Ama nasıl, çok nasıl? Şey gördük geçirdik yani. Gerçekten. Ya olabilir. Çokların yanında bulunduk. Büyüklerin yanı sıra gittik geldik. Ya şimdi. İşte geriden gördük artık. Bilmiyorum. Şimdi de işte. 2000'den belli de kıyıda köşede dolanıyor. Her şeyi de görüyor yani. Bilmiyorum vallahi. Elimizden geldiği kadar da yapmaya uğraşıyor biliyorsun işte. He. Az çok görmüşsündür kendi. Orada karlar depeledik geldik değil mi? Doğru. Kar yağmış 40 santim. Hala bu çöreği bana mı koydun? Hı. Geçmişlerin canına dâsık. Çikolata de verirsin mi? Aaa. Lan. Tuzluymuş. Azlık koyacağım. Tereyağı vursun. Zabara mal gidecek. Hiç tereyağım yok. Etçik gümrük gibi tereyağı koy biraz. Ulan bakalım. Ya bakar olsun ya, iş bölmüşlerin canı yok. Anan yaşıyor yaşıyor mu senin? Yok lan, yok lan, yok lan. Anan yok lan. Canı için veriyor mu? Ben de sıra çekecek deyin diyor. Babasından sordun, öldü dedi işte daha. Ya aa, baksana yumruk, bak yumruk kadar tereyağını vermiyor bak. Ulan iyi de işte inekler sağ. Anan canı için yumruk kadar bana tereyağı vermem mi? İnekler sağ almıyor lan. Bak alan veririk dedi bak. Şimdi anam rahmetli, anam rahmetli buradan, burası bahçeydi hani, buradan çıkar eve kadar aşağıdaydı evimiz, aşağıya kadar dağda gelirdi öyle yani. Sanki öleceğini biliyormuş gibi. Ulan o da hanım çok zahmet çekiyor lan onu da. Çekecek tabi. Allah'ım. Onun da sevabını alacak ama. Şimdi anamın canı için yine de helal olsun hadi. Sen anca Fadime'yi konuşturmuşsun. Fadime'yle o, biz kamp olduk ya. Erkek Fadime mi? Erkek değil bayan ya o. Erkek değil. Niye saçlarını öyle kestirdiniz o kadını? Ya şimdi kendisi biraz rahatsız olduğu için. Rahatsız. Ya deli diyorlar da deli değil. Deli değil de. O benden akıllı. Hafif anormallık var da o. Öyle deli deyince deli alır başını gider. He parayı. Yani dağa taşa gider. Öyle deli değil yani. Değil mi? Tabii. Ula yavrum sana yumruk kader dedin, bu sana 40 gün gider bölüşecek, lan. Bölüşecek, kameracıyla bölüşecek yavrum, öyle diyorsun ki yarısından. Belki yolda dövüşecek onca tereyağı için. Yok, yok, yok. Hepsi beni mi düşüyor, öyleydi, böyleydi. Sabahla kahvaltıda yersiniz. Ha. Güle güle yiyin. Tamam. Bu tereyağı mı şimdi Mıhtar? Tereyağı efendim, ha, tereyağı. Tamam, tamam, bunu dolaba koyup sabah kahvaltısında yeriz falan. Nereye ya efendim? Hiçbir şey olmaz. Olmaz olmaz. Ne olacak? Anlat Sultan. Bu sizin azık. Tamam, bununla arkaya bakmadan Yozgat'a kadar gider. Olmaz. Sen bizim işi halletmeden dedi ya. Yok lan sen halledemek. Valla halledemek. Halletmeden gelme dedi. Yok abi yok ya. Öyle. O, şimdi duyuyorum soruyorum. He. 250 liraymış her çekim. Kaç liraymış? 250 lira. Çağırmayın bana. Baba ne sıkıldın? Ne? Kimmiş o? Getir bir tane şahit. Biz sede bedava atıyor lan internete, Facebook'a.
Facebook'tan neden? 350 lira. Sen bizden yarım saat mi çekti? 1600 lira. Ney lan? 1000 liranı verdin, 1600 lira borcun var. Yok. Ben o zaman da dedim 2000, sana. 2000 lira dedin. Ama 4 tane dedin, çekim bedava hakkın var bak. 2000 lira dedin, tek 4 ona say o zaman alma. He? 4 ona say alma o zaman. Tek çektim öyle daha. Yok, öyle yok ki. Yok yok. Vallahi, vallahi. Abi şu anda para veremek, niye veremek dersem, şu anda hep ödeme ayları. Sıkıntı. Benim muhasebe dedim bana. Dedik de o dedik deyin dinimden. Demeseydin ben şimdi çıkıp gelmezdim. Lan o da çekmiş ya. Yo çekiyorum vallahi çekiyorum. Dinimden dönmedim. Söz de vermedim aşırı. Ne aşırı söz vermedim de 12. ayda verirdik dedik. Şimdi 12. ayın 5'iydi, 8'iydi, 9'uydu deyin. Vallahi buyur gel demedik hemen ha. Hakikaten param yok, şerefsizim yok. Bir yerden hallet. Vallahi yok, kurtar. Ulan kimden alacaksın ya? Müdür halletmeden gelmedi. Yok vallahi veremek. Vallahi. Bugünlerde veremek yani. Vallahi bir ay sonra dedim muhtarım. Şunu al. Sen bizim şahitlerle bak. Ekmeğe 50 lira. Vallahi ben almadan gitmem muhtarım bir daha. Sen vakti kene kalk. Bir daha geç kalıyor. Bir daha geç kalıyor. Sonra kalırsa 1600 verin muhtar. Vallahi 1600 verin. Vallahi senedim yok, dedim, sermayem yok. Söz. Senede gerek yok. Ağızdan söz bir defa çıktın mı iş biter muhtarım. Ben sen ağzından bir defa... Demedim öyle. Var mı sözde orada 1 lira vereceğim diye? Var he. Yok. Sen demedin mi 1000 lira da bir ay sonra veririm diye? Bir ay sonra demedim, 12. ayda dedip veririm. 12. ayın içindeyim işte. 12. ayın içindesin de tamam. Uzmanım şu anda muhasebe ödenecek. Aidatlar ödenecek. Daha hiçbir yerden para almadık. Pancarı söktürdük, para verilecek. Hiçbir yerden para almadık. Bize giden, bizden gidenler gelmedi yani. Dönmedi. Muhtarım 1000 lira çok. Dönmedi, esnaf dönmedi ya. Hallettim. 50-100 lira diyorsan lan harçlık vereyim diye. 50-100 lira abi vallahi ben araba. Ben nereden alayım lan bana vallahi. Araba 200 lira yakıyor buraya. Sen ne 50-100'ünden bahsediyorsun muhtarım? Yoğuşturma ne verirsen vallahi 1000 liradan düşerim o zaman. Yok, ver yok. De bir şeyler. Ben niye şey 200 lira alsaydın ya? Kim? Çatlı bizim. Kim? Serkan ne? Ara o zaman söyle getirsin 200 o zaman. Ondan dediydi düşek. Ya. 1000 liradan düşek. Dediydi yani 200 de ben vereyim diye. 200'ü ben vereyim de düşek dediydi o zaman. Tamam vereydi. Düşeydin içinden. Senin 1000 vermedi, liradan düşeydin. Vermedi de yok da yani. Para yok para esas. Valla bizim müdür parayı almadan gelmedi muhtar. Siz babamla oturun o zaman biz misafirliğe gidiyor. Bizim de davetliyip bir yere kusura bakma. Senin müdür o zaman. Senin müdürü... Vallahi bizim işi hallet de ben gideyim muhtarım. Esak şey yapamam lan, veremem. Vallahi... Ya en azından yok, yarısını ver de yarısını ya, yok, öbür yok, geldiğim dedi. Yok, param yok lan. Lan niye o kadar çektiriyorsun? Kamerayı kırdıracağız şimdi ha. Şeyde hadi kafa yapıyorum.